Sinefil kafasından herkese merhaba. Alien Romulus vizyona girerken tabii bu filmi konuşmasak olmazdı. Çünkü Alien filmi aslında korku literatüründe ve bilim kurgu korkularda çok öne çıkan bir film ve yeni filmi gerçekten bu yaza baktığımızda en çok heyecanlandıran film gibi gözüküyor. Peki Alien filmi bekleneni verdi mi? Aslında sonda söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Uzun zamandır beklediğimize değdi diyebilirim. Filmin yönetmeni zaten Fede Alvarez. Onu nereden tanıyoruz? Don't Breathe ve Evil Dead'e olabildiğince böyle farklı bir uyarlama yaparak beğeni toplamıştı. Bu sefer tabii filmin başrolüne Sigourney Weaver'dan sonra tabii kim olsa yatsıyoruz ama Hollywood'un yükselen yıldızı diyelim. Özellikle Pre-Shelia filmiyle ilk önce bir yükselişe geçti ve sonra Civil War filminde de genç gazeteci rolüyle de akıllarımıza kazındı. Hollywood'un yükselen yıldızı Kaylee Spinney bu filmde deyimeyinde ise Ripley değil ama Ripley'e benzer bir karakterle karşımıza çıkıyor. Peki bu karakterin özelliği ne? Mesela Ripley aslında aksiyon filmlerinde görünmeyen kadın başrol, kadın güçlü karakterini karşımıza çıkarmıştı. Bunun bir korku filminde zaten çıkması tam devrimci bir olaydı zamanında, yıllar önce. Bu filmde ne oluyor peki? Yine başrolümüz, bu sefer tabii büyük ihtimal Alien filmlerinde artık başrol kadınları görmeye alıştığımız için bu filmde de bir kadın başrolle devam etme kararı almışlar. Peki Ripley karakteri nasıl bir karakterdi? Hatırlayalım tabii onu. Birazcık kas gücüyle öne çıksa da aslında böyle paranoyak ve aslında Alien'ı sürekli durdurmaya çalışan ve bununla yaşayan bir karakterdi. Biraz kurallara uymayı sevmeyen ve bununla mücadele eden ve anlaşması zor bir karakterdi ama böyle seyirciyi kendine bağlayan, kendine has bir aurası vardı karakterimizin. Zaten benim de temennim aslında Sigourney Weaver'ın karakterinin yaşlanmış bir şekilde dünyaya gelip Alien 5'te finali yapması benim en büyük hayallerimden birisidir ama hiç Hollywood bunlara yaklaşmadı bile. Bu filmdeki ana karakterimiz aslında Sigourney Weaver'dan farklı olarak fiziksel olarak daha çelimsiz, daha küçük, kısa boylu bir karakter. Yine silah kullanıyor vesaire, savaşçı bir ruhu var. Ama öne çıkan faktörü zeki olması. Gerçekten bu kadar zeki bir karakteri ne zaman bilim kurgu, korku filminde gördüm hatırlamıyorum. Çok zeki bir karakteri ortaya çıkarmışlar. Filmdeki diğer karakterler daha çok böyle içgüdüleriyle hareket eden karakter olduğu için ana karakterimiz burada öne çıkıyor. Tabii normal serilerde böyle duygusal bağlar çok fazla yoktu. Hatta ana karakterimizin Alien'la bağı daha güçlüydü öbür filmlerde. Bu filmdeki ana karakterimizin birazcık bu filmde babasını kaybetmesinden dolayı baba problemleri olan bir karakter. Yani daha duygusal yanını öne çıkarmaya çalışmışlar. Zaten son dönem filmlerinde hep bu duygusal bağ çok fazla irdeleniyor. Özellikle bir kadın karakter başrolse aile bağları, işte babasıyla ilişkileri öne çıkartılıyor. Evet, buradan neye getiriyoruz? Babasına karşı böyle takıntısından dolayı babasının onun için tasarladığı bir robot karakterle karşınızdayız. Zaten filmin başında direkt bunun altı çiziliyor. Robot karakter. Robot karakter dediğimizde aslında Alien serilerinde bu tam bir muammadır. Çünkü Alien serilerinde sürekli iyi robot ya da kötü robot ayrımı vardır. Hatta Alien serilerini izlediyseniz ilk filmde mesela kötü robot kavramı ikinci filmde yıkılmıştır. Ve ondan sonraki serilerde hep bu robot vurgusu çok fazla yapılır. Bu filmde birazcık buradan gitmiş. Fede Alvarez zaten bu filmde açıkçası bütün serileri tek tek izleyerek, onlarda işte iyi yanları tek tek bulmaya çalışarak, önemli noktaları, temas etmesi gereken noktaları özellikle parmak basmaya çalışıyor. Yani her filmden aslında birer parçayı birleştirip böyle mükemmel filmi yaratmaya çalışmış. Ve bir yandan da Alien hayranlarını oynamayı tercih ediyor. Örneğin mesela Evil Dead çok orijinal bir uyarlamaydı. Normal orijinal Sam Raimi'nin filmiyle hiçbir alakası yoktu. Ama bu film aslında kendiyle çelişiyor bu bakımdan. Çok orijinal bir uyarlama değil aslında. Diğer serilerin sevilen noktalarını birleştirdiği için aslında birazcık hem stüdyo bağlarını güçlendirmek için büyük ihtimalle hem de seyircilerin kalbini kazanmak için öyle bir film çıkartmak istemiş ki seyirciler bence çok mutlu olacaklardır bundan ve film sevenlerin, yükselenlerin, çok yüksek puan verenlerin nedeni de aslında bu Alien bağını çok kuvvetli tutulmasından kaynaklı olarak bu film sevilecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında mesela tek tek gitmemiz gerekirse Alien 1'de direkt zaten filmin konusu aslında biraz Alien 1'e yakın ve hatta filmin ilerlediği hikaye Alien 1'den sonraki küçük bir hikayeyi anlatmayı tercih ediyor. Bir de hikayeyi aslında sınırlandırarak böyle daha küçük tutarak böyle daha geniş kitlelere yayılmayarak çünkü Alien serisi gittikçe daha da büyüdü daha tüm dünyayı kapsadı. İşte Alien Predator serilerinde ondan sonra işte diğer filmlerde hep böyle
daha derin kavramlar üzerinden giderek aslında daha küçük hikayeleri anlattılar. Bu film tam tersini yaparak bence akıllı bir işe girişiyor. Ve aslında küçük yerden başlayarak daha genele yayarak daha bütünü sağlamaya çalışmış. Bu aslında Fede Alvarez'in bence çok iyi yakaladığı bir nokta diyebilirim. Bu noktada bir spoiler gibi olacak ama aslında birinci filmden o robot figürünü dahil ederek, kötücül robot figürü de zaten sinemada çok fazla yer alan bir unsur. Hatta düşünelim Space Odyssey'de bile tüm film bu kötücül robot üzerine daha mantıklı kararlar ve duygusal kararlar ayrımı üzerinden ilerleyen bir robot figürlerini görüyoruz. Zaten sinemada robot ve insanın ayrılma noktası hep duygusal yaklaşımlar ve mantıklı yaklaşımlardır. Birisi hizmete yönelik hareketler yaparken insanlar tabii ki duygusal kendi hayatları üzerine, insan kurtarmak üzerine ilerlerler. Bu filmde de aslında yine bu çelişki çok fazla vurgulanan çelişkilerden birisi. Özellikle ana karakterin akrabası diyebileceği yakındaki End adlı robotla çok büyük bağ kurması aslında bu çelişkiyi çok güzel karşımıza çıkartıyor. Ve sürekli gelgitleri olan, sürprizleri olan bir karakter bu. İlk filmden bu çelişki çok iyi yakalanmış. Zaten filmin ilerleyişindeki noktada aslında birazcık şeye de benziyor. Bu Event Horizon diye bir tane film vardır eskilerden. Çok iyi bir filmdir o da mesela ama aslında biraz underrated bir film olarak karşımıza çıkar. Terk edilmiş bir gemiye doğru giden bir operasyon düzenleyen ekibi görürüz. Burada da aynı konu üzerinden biraz gidilmiş. Oralardan hafif referanslar aldığını düşünüyorum ama tamam, temelinde de yine Alien dünyasında geçen bir hikayemiz karşımızda. Çok önemli işçi sömürüsü teması çok fazla vurgulanıyor. Teknoloji geliştikçe aslında insanlık iyiye gitmiyor ve daha da kötüye giderek aslında maden ocaklarında yok olan insan hayatları görüyoruz ki aslında günümüzde, geleceğe de gitmeye gerek yok. Geçmişten günümüzde sürekli madenciler sömürülür ve aslında tüketim toplumu kendileri için insanları tüketirler ve hayatları karartırlar. Bu tema aslında çok iyi bir toplumsal mesaj da veriyor. Zaten korku, bilim kurgu filmlerinin aslında mesaj alt metinlerle doldurarak verilmesi bence filme değer katan unsurlardan birisi olarak düşünülebilir. İlk filmdeki işte ilerleyen Alien'ın ortaya çıkış sürecinden sonraki hayatta kalma mücadelesi yine bu filmde de böyle ilerleyen bir şey. Ama tabii ilk filmin de bağlantısını şöyle kurabiliriz. Aslında öbür serilerde biraz Alien'ın varlığını bilen birileri var. Bu filmde de Alien'ın varlığı çok bilinmediği için yine sürprizlerle dolu. Karakterlerimiz şaşırıyor ve onlarla nasıl mücadele edeceğini keşfetmeye çalışıyorlar tüm film boyunca. Biraz Alien 1 bağlantısı öyle kurabiliriz. Aslında Aliens filmine de çok fazla bağlantı var. Özellikle birçok Alien'le mücadele ve göndermeler. Oradaki işte Nazi deneylerini andıran böyle insan DNA'sı ve yaratık DNA'sı ile oluşan bir sürü deneyler falan. Aslında Alien 2'de böyle hafif arka planda gösteriliyordu. Daha sonrasında baktığımızda Prometheus'ta buna çok fazla değinilmişti ki film Prometheus'ta kapsıyor o açıdan baktığımızda. Film aslında 3. filmi çok fazla kapsamıyor diyebiliriz. Çünkü 3. film sanki yokmuş gibi kabul etmişler filmde. Çünkü 4. filme dair de yine DNA ile ilgili göndermeler vesaireler var. Baktığınızda filmde hep iyi şeyleri almaya çalışmışlar. Filmde zaten film başından sonra heyecan dolu. Ne olacak? Hayatta kalabilecekler? Nasıl mücadele edecekler? Ve yenilik neler koyuldu diye düşünülebilir. Tabii filmin eksi yanı da bu bağlamda, bunu da diyebiliriz. Çünkü film aslında var olan şeylere yeni bir şey katmıyor. Var olan şeyleri mükemmel kullanarak seyirciyi tavlamayı tercih eden bir film karşımızdaki. Bir de başka bir eleştirim filme şöyle olacak. Mesela normalde Alien filmlerinde özellikle ilk filmde daha çok hayatta kalan, daha yavaş ilerleyen, slow burn diyebileceğimiz bir korku bilim kurguyken ikinci film daha aksiyon niteliği daha fazla olan ve daha heyecanı yüksek, temposu yüksek bir film karşımıza çıkmıştı. Bu film bunu tam net tempo olarak tutturabiliyor mu emin değilim. Bazen çok yavaşlıyor, bazen çok hızlanıyor. Ama mesela filmin finalinden tut şeyine kadar ufak ufak kopyalanmasından ibaret diyebiliriz. Çünkü tabii bunun farklı şekillerde yapmışlar. Yeni bir aksiyon sekansları oluşturarak yapmışlar. Film bu bağlamda finali de zaten eski filmlere gönderme diyebiliriz. Gelecekte serinin devamı da gelebilir. Çünkü ana karakterimiz bu sefer oturan bir karakter diyebiliriz. Çünkü arada farklı kişiler de kullanıldı. Mesela Naomi Rapace kullanıldı. Arkasından bir oyuncu daha kullanmıştı Conan filminde. Onlar mesela
Aslında çok uyuyorlardı. Ripley karakterine çok yakındılar. Ama nedense onlarla tam bağ kuramıyordu. Çünkü Sigourney Weaver inanılmaz oynamıştı Ripley'i ve onun yerine koyabileceğimiz yeni bir Ripley'e ihtiyacımız yoktu. Bu karakter farklı bir yerden gelerek daha yeni nesle yakınlaşmak istiyor ve yeni neslin biraz kurallarını da koymuşlar. Günümüz normlarına daha yakın bir senaryo karşımıza çıkıyor. Bu alanda da Fede Alvarez gerçekten de iyi tahliller yaparak bize lezzetli bir bilim kurgu, korku bilim kurgu filmi yaratmayı başarmış. Bu yüzden sinemada gitmenizi de tercih ederim. Çünkü sinemalık, tam sinemalık yani özlediğimiz sinema serüveni burada karşımıza çıkıyor. Filmi puan vermem gerekirse mesela ben aslında benim için yüksek bir puan açıkçası. Başkaları daha yüksek verecektir. 8-9'lar havada uçuşabilir. Ama ben tabii ki ilk 3 filmi, hatta 3 diyorum, kimse sevmez ama ben severim o filmi. Alien serisinin 4. filmini de çok severim. Bu filmleri düşündüğümüzde bu film son yapılan filmlerden daha iyi diyebilirim. Son yapılan filmlerden gerçekten daha iyi ayrıldığı için bu film son yıllarda yapılmış en iyi film diyebiliriz. Benim puanım açıkçası bu filme 10 üzerinden 7. Filmde spoiler vermemek için de çok zorlanıyorum. Çünkü filmde çok değinilmesi gereken spoiler sahneler karşımıza çıkıyor. Filmi sinemada izleyin ve keyif almaya bakın. Çünkü bu tip filmleri iyi yapan artık çok olmuyor insanlar. Genelde Hollywood iyice batırıyor bu serileri ve içini cılkını çıkartıyorlar. Artık Ridley Scott bu seriye dokunmaktansa daha geleceği parlak yönetmenlerle yola devam edilmesi doğru bir karar olmuş. Alvarez'in de bu işi çok iyi kotardığını düşünüyorum. O zaman haydi sinemalara hücum edin bence. Sinefil Kafası'nın bu bölümde bu kadardı. Film hakkındaki yorumlarınızı yorumlar bölümüne atın ve beğenilerinizi bekliyoruz. Abonemiz çoğaldıkça belki daha iyi, daha motive bir şekilde devam edebiliriz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.